Onlarca şehit olmuş askerimiz. Bu taş öbeklerinin her biri bir şehit. Ecdadımla gururluyum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bütün vadi, bütün İzmir tarafı, Afyon tarafı, diğer taraftan da Antalya tarafı tamamen ayaklar altında. Mevziler bu şekilde başlıyor. Tabii burada o zaman da böyle bir yol yok. Yukarıya doğru her tarafı, dağın etrafını kazarak siperler yapılmış. Kocatepe'yi alan Türk ordusu artık etraftaki civarda bulunan bütün mevzileri, bütün cephanelikleri, Yunan askerlerinin işgal etmiş olduğu bütün toprakları almak için tamamıyla Mustafa Kemal nezdinde, komutasında seferber edilen bir orduya dönüşmüş duruma getirildi. Bunun ardından tabii Çiğiltepe çok büyük önem taşıyordu. Çünkü biliyorlardı ki Yunan ordusunun cephanelikleri buradaydı. Burada büyük bir direniş vardı. Birazdan da göstereceğimiz üzere her tarafa hakim olan bir tepe. Buranın kesinlikle zapt edilmesi, alınması gerekiyordu. 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Paşa'yı yanına çağırır. Paşam, Çiğiltepe'yi alabilir misin? Alırım paşam. Sizin emrinizle bunu tabii ki alabilirim der. O zaman tümenini al, askerlerini al ve Çiğiltepe'ye yola koyul. Ne kadar sürede düşürebilirsin Reşat Paşa'm bu tepeyi der. Reşat Paşa oraya vardıktan yarım saat sonra düştü bil paşam şeklinde bir ifade kullanır. Tabii Reşat Paşa alır ordusunu, tümenini, kuşatır Çiğiltepe'yi. Atatürk'te görüşür. Saat 10.30'dur. 10.30'da görüşmelerinden sonra yarım saat sonra yine söz verdiğim gibi paşam burayı inşallah alacağız diyerekten mücadeleye girişirler. Tabii o dönem mitralyözlerin yeni ya da buraya çıkarılabileceğini düşünmezler. Topların yine bu şekilde buraya çıkarılabileceğini düşünülemez ya da akıl edilemez. Böyle bir direnişle karşılaşılır ki sayıca Yunanistan'ın, Yunan ordusunun kat kat altında olan bir sayıyla Türk ordusu taarruza başlar. Mustafa Kemal'le tekrar bir telefon görüşmesi sağlanır. 11 gibi falan, tam yarım saat geçtikten sonra 11 civarlarında bir telefonla görüşme sağlanır. Reşat Paşa tabii hala bu şeyin düşmediğini, Çiğiltepe'nin düşmediğini, bu şekilde taarruzun devam ettiğini, müthiş bir direnişle karşı karşıya kaldıklarını söyler. Telefonu kapatırlar. Gazanız mübarek olsun şimdiden der Atatürk. Tekrar aradan bir 10-15 dakika geçtikten sonra tekrar bir telefon görüşmesi yapılır. Bu sefer emir komutanı çıkar Reşat Paşa'nın. Paşam, Reşat Paşam sizlere ömür ve sizlere de bir not bıraktı. Yarım saat içerisinde taarruza kalktıktan sonra gerçekleştirememesi, tepenin düşmemesini söylemesi üzerine intihar etti der ve Mustafa Kemal Paşa ağlamaya başlar. Neden Reşat Paşa der ve o Kocatepe'deki o bir silüeti vardır. O silüeti oradan kaldığı söylenir. Yani bir varsayım ya da o şekilde olduğu, üzüntüsünden bu şekilde olduğunu söylerler. Tabii 15 dakika sonra asker der ki Reşat Paşa bizim yüzümüzden öldü. Buradaki bu taarruza kalktık. Biz bunu başaramadık ama bu tepeyi paşa için alacağız derler. Can hıraç bütün güçleriyle direnişe karşı durarak tepeyi ele geçirirler. Ve Kemal Paşa'yla, Mustafa Kemal Paşa'yla tekrar telefonla irtibat sağlanır. Yunan ordusunun, Yunan askerinin Sinan Paşa'ya doğru kaçtığını, artık tepenin düştüğünü, bundan sonraki ilerleyişin daha rahat olacağı ifade edilerekten
buradan Ege Denizi'ne kadar artık Yunan askerini orada denize dökerek zafere uzanılmış olur. Tabi bu insanlar burada görüyoruz, her biri farklı farklı yerlerden. Havran'dan var, Bolvadin'den var, yine bizim topraklarımızda Malatya'dan var, Maraş'tan var, Harran'dan var, Urfa'dan var, Silifke, Tatvan, Seydişehir. Yani bütün bir millet tek yürek olmuş bu mücadeleyi canla başla gerçekleştirmişlerdir. Ruhlarınız şad olsun büyük insanlar. Sizler vardınız ki bizler şu anda varız. Sizlere minnetimizi ne kadar ifade etsek zor. Biz burayı araçla yarım saatte çıktık. Araç yoluyla yarım saatte alabildik. Sizdeki bu ruh neydi? Yani bu ruhun yani %1'i bile şu anda bizde yok diye düşünüyorum. Yani hiçbir kimsede olmadığını düşünüyorum. Allah mekanınızı cennet etsin. Yani inanmış insan başka insandır. Geleceğe bırakabileceğiniz en güzel hediye bu topraklar, bu güzelim coğrafya. Mekanınız cennet olsun.